Bismillahirrahmanirrahim. İrab videolarımıza devam ediyoruz. Mazi fiil sükun üzere de mebni olabilir. İkinci madde. Es-sukun. Mebniyun ale-sukuni. Ne zaman sükun üzere mebnidir? İza ittasale bi zamiri raf'in müteharrikin. Müteharrik harekeli. Bi zamiri raf'in. Ne demek? Raf zamiri demek. Samirler raf zamiri olabilir. Yani merfu zamir, mensup zamir, mecrur zamir diye zamirleri ayırabiliyoruz. Zamir konusu geldiğinde o da işlenir. İza her ne zaman ittasale bitişirse, bir zamiri raf'in, raf zamiri bitişirse, öyle raf zamiri ki, müteharrikin, harekeli raf zamiri bitişirse ne olur? Mazi fiil sükun üzere mebni olur. İttasale kelimesine sarf açısından bakarsan sülasi mücerridi nedir? Ve sa le iftal babına aktarılmış iv tasale olmuş. İbdal gereği tasale olmuştur. Maksud adlı kitapta anlatılan bir konudur. Peki örnek. Ve lakad ateyna. Velakat şüphesiz muhakkak yemin olsun and olsun ateyna biz verdik kime Musa Musa'ya neyi el huda hidayeti. Ve lakad ateyna, altını çizmiş zaten. Ateyna nedir? Mazi fiildir. E-T-Y. İfal babından mazi, nefsim tükellimali gayr. Veya müfale babından mazi, nefsim tükellimali gayr diyebilirsin. İkisine de elverişlidir. Sarf açısından böyle. Ateyna, konumuza dönersek. Ateyna, yani şöyle yazılıyor değil mi? A-teyna, aşağı yukarı şöyle. A-tey, yağda ne var? Sukun var. A-teyna. Zaten biz ne demiştik? Fiilin lame fiiline bakarsın. Lame fiil ne burada? Yağdır. Yağda ne görüyorsun? Sukun. Öyleyse sukun üzere mebni. O söylediğim şey yani. A-teyna. Sukun üzere mebnidir. Na da fail olur. Biz o işi yaptık. Kime? Musa'ya. Ve evresna. Evresna ne olur? Verise, verise fiili ifal babına aktarılmış. Evrese olmuş. Evrestu, evresna. İfal babı, mazi, nefsi mütekellim mali gayr, sukun üzeri mebnidir. Ve lekad, neredeydik? Ve lekad ateyna Musel huda ve evresna bini İsrail el kitab. Ve gul amentu, amentu, amene, emine, e'mene, amene. İfal mazi veya müfale mazi. İkisi için de elverişlidir bu yazılış. Mazi, nefsim tükellim vahde, amentu. Ben iman ettim, ben. Bima o şey ki enzele indirdi. Allahu Allah min kitabın. Kitap türünden her ne indirdiyse. Kitabın içinden ne varsa. Peki amentu, amen. Lamel fiili nundur, emine. Nun, lamel fiili ne var? Sukun var. Öyleyse sukun üzerine bini. Enzele, nezele, enzele. İfalden mazi. Ne var lamel fiilinde? Feta var. Feta üzere mebni. Felemma ra'aynahu ekbernehu ve qadda'ne qata'a. Nasara gibi mazi fiil. Qata'a. Ne olmuş? Tefil babına aktarılmış. Qadda'a olmuş. Lamel fiili ayındır. Ne görüyorsun? Sukun. Sukun üzere mebnidir. Eydiyehunne ve gulne. Peki anlatacak zaten. Ateyna nedir? Eta. Eta fiili. E-T-Y. Aslı ne? E-T-Y. E-T-Y. A-T-Y. A-T-A olur. Bak ilali var. İlallere çok değinmiyorum. Çünkü şu an asıl hedefim İrab. Kısaca belirtiyorum ama. A-T-A fiili nedir? Fi'lun bir fiildir. Nasıl fiil? Ma-vin. Mazi fiildir. Dat'ta ne var? İki tane kesre. Mebniyun ale sukuni. Sukun üzere mebni mazi fiildir. Niye sukun üzere mebnidir ki? Li ittisalihi. Ona bitiştiği için. İttisal. İftalden mastar. Ona ne bitiştiği için? Bi zamiri raf'in müteharrikin. Harekeli ref zamiri bitiştiği için. Harekeli ref zamiri dediğin şey nedir? Yani şu İki numarayı ve hatta mazin irabına genel olarak bakarsak takdiri irab hariç olmak üzere
Genel bir bakış yaparsak şunu görebiliriz, şunu söyleyebiliriz. Neyi söyleyebiliriz? Şunu, şu ne? Şu an gördüğünüz yer mazi fiilin irabı. Tabii takdiri irab yok burada yani. Sadece böyle genel olarak bakarsan şunu söyleyebilirsin. Bir rakam ile gösterilen 4 sıga feta üzeri mebnidir. Nerede bir var? Müfrettir. Gayiptir. Üçüncü şahıs eril diyebilirsin buna. Feale, nesara, ketebe kalıbı. Feta üzeri mebni olur. Nesara, feala, ketaba, fetaha. Test neyse yani. Bu da feta üzeri mebnidir. Gaybe'ye gel. Üçüncü şahıs, müfret. Faalet, ketebet, nesarat, fetahat, feta üzeri mebni olur. Faaleta, onun tesnesi. Yani gayb ve gaybenin müfretleri ve tesneleri nedir? Feta üzeri mebnidir. Mazide dört yerde feta üzeri mebnilik söz konusu. Onlar da bunlardır. İki ile gösterilen yerler zamme üzeri mebni olur. Neler onlar? Nereleri? Faalu, nasaru, ketebu, fetahu. Kaç tane? Bir tane. Burası zamme üzeri mebnidir. Cemi müzekker gayb. Nasara, nasara, nasaru. Orası. Başka yok. Üç ile gösterilen yerler nedir? Diyor ki onlar da sükun üzeri mebnidir. Tam konumuz. Üç ile neler gösterilmiş? Bak. Gaybenin cemisi. Faal ne? Ketebe ne? Nasar ne? Fetah ne? Alim ne? Değil mi? Başka? Faal te. Nasar te. Ketep te. Fetah te. Bunları tesnidir. Nasar tuma. Ketep tuma. Nasar tum. Ketep tum. Fetahtunne, nasartunne cemileri. Faaltu ketebtu nasartu. Faanna nasarna ketebna. Ne anladın? Üç nerede görüyorsan o kalıplar nedir? Sukun üzeri mebnidir. Nerede görüyoruz hocam? Gaybenin cemisi. Başka? Geri kalanların tamamı. Muhatap, muhataba, nefs-i mütekellim kalıpların tamamı nedir? Sukun üzeri mebnidir. O zaman şunu söyleyebilirsin. Gaybenin cemisinden başta geri ne varsa hepsi sukun üzeri mebnidir. Bu şekilde ben özet olarak söyleyebiliyorum. Ama burada zaten görüyorsunuz. Siz istediğiniz teknik üzere ezber yapabilirsiniz. Birinci şeyi söyledik değil mi? Dedi ki ve na el faileyni fail olan nadır. Na el faileyni. Tesniye olarak kullandık. Faulun failani faileyni. İki tane na geçmiştir. Evres na. Bir de nerede var? Kadda ne? İki tane şurada var pardon. Ateyna buradaki na. Evresna buradaki na. İki tane na geçti örneklerde. O yüzden tesniye olarak kullanılmıştır. Bu iki na da nedir? Faildir. Vamirun muttasirun veya vamiru muttasirin. Muttasıl bir zamirdir. Ama vamirun muttasirun. Muttasıl olan bir zamirdir sıfat olarak. Mebniyun ale sukuni, sukun üzere mebnidir. Ne? Na zamiri. Na elif ale sonunda elif tahriki olmayacağı için ne olmuştur? Hareketsizdir, eşittir, sukun üzere mebnidir. Takdiri feta falan değil yani. Fi mahalli raf'in, mahalle merfudur. Na zamiri. Niye lafzen değil? Mebnidir çünkü. Mebniler ne olur? Mahallen ilaf alır, unutma. Fi mahalli raf'in ve ayrıca nedir? Fa'ilun faildir. Na fail olur. Ateyna. Tüm na'lar fail midir? Değildir. Bir örnek verelim buna. Üç örnek verelim gerçi. Üç örnek üzerinde güzel bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Canlı yayın yaptığımız arkadaşlara bunu anlatmıştık. Şimdi bir. Fetaha'dan örnek verelim. Fete. Fetahna. Hangi kalıp? Fetahna. Fetaha. Fetaha. Fetahu. İlerle. Fetahte. Biraz daha hatta. Fetahti. Biraz daha geç. Fetahtu. Fetahna. Mazi. Nefs-i mütekellim. Mali. Gayr. Na nedir burada? Fa'idir. Başka bir örnek ver. Fetaha. Fetaha'dan sonra ayrı bir na gelemez mi? Gelir şu şekilde. Fetaha açtı veya nesara yardım etti. Değil mi? Nesara yardım etti. Peşine na gelebilir. Nesara yardım etti. Kim? Gizli zamir hüveyi fail yaparsın. Hüve o kişi.
Artık Ali mi Veli mi kimi kastettilerse kime yardım etti? Na bize. Bu durumda na ne olur? Mef'ul olur. Yani ne demek istiyorsun? Müfet müzekker gayb olarak fiil gelmiş. Peşinen na gelmiş. Bu durumda na nedir? Mef'uldür. Fiil ile bitişik yazılmaz zaten. Bitişik yazılmaz derken durumuna göre bitişik de yazılabilir. Ama na burada nedir? Mef'uldür. Hangi durumda mef'uldür? Şu durumda. Na'nın, bak kural şu. Na'nın sağ tarafı, hemen sağındaki harf sakin değilse. Mesela fetahna'yı incele. Na'nın hemen sağındaki harfin harekesi nedir? Bak sukun. Na'nın hemen sağında sukun var. Başka örnek var. Nasar, na. Na'nın sağında ne var? Sukun var. Bu durumda na nedir? Fa'ildir. Demek ki na zamirinin sağındaki harfte sukun görürsen na'ya ne diyeceksin? Fa'il. Her yerde böyle. Ketebna, halimna. Bir istisna var. Nedir o? Şu. Mesela ven surna diyor ya ayette. Yani unsurna. Bak na yine var. Sağında ne var? Sukun var. O zaman na faildir diyebilir misin? Diyemezsin. Niye? Unsur mazi fiil değil ki. Dikkat et. Emir değil mi? Emri hazırdır. Emri hazırdan sonra na gelirse na nedir? Mef'uldür. Kural. Bir. Bunu böyle yazarsam çok yazar. Sonu gelmez. Şöyle yazalım. Diyelim ki Emri, şu küçük yazmayalım. Emri hazırdan sonra na gelirse meful olur. Mazi, nefsi, mütekellim, meal, gayrda na faildir. Mazi, müfret, müzekker, gaipten sonra gelirse nedir? Ketebe na gibi, nasara na, fetahana gibi mefuldür. Yani bu eşittir ne demek? Na'nın sağı sakinse. Ama dikkat. Emri hazır hariç yani. Dikkat. İnşallah anlaşıldı. Çok da üzerinde durmak istemiyorum. Devam edelim. Evresna. Na ne? Na'nın sağı ne? Evres. Peltekseyde sukun var. O zaman na faildir. Hep böyle midir? Değil dedik. Emri hazırdan sonra gelirse mef'uldür demiştik. Ayrıca ketebe na, fetehe na, nasara na, harace na gibi müfret müzekker gayipten sonra gelirse yine mef'uldür demiştik. O zaman evresna nedir? Ona dikkat edeceksin. Burası nedir? İfaden nefsim tökelli mali gayırdır. O zaman na fail olur. Evrafe fi'lun madin mebniyyun ala sukuni. Niye? Li'ittisalihi bi damiri raf'in müteharrikin. Ha evet. Ve na el fa'ileyni. Bizim na el fa'ilin dediğimiz bu na zamiri nedir? Zamirun muttasirin muttasilun mebniyun ale sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Evet na fa'ildir. Amentu amene nedir? Fi'lun mazin mebniyun ale sukuni. Sukun üzere mebnidir, mazi fiildir. Niye peki sukun üzere mebni? İttisalihi kendisine bitiştiği için ne? Bi zamir raf'in raf zamiri. Öyle raf zamiri ki müteharrikin harekeli olan raf zamiri. Ve ta'ul fa'ili fail ta'sı nedir? Zamirun muttasilun mebniyyun ala zammi. Zammi üzeri mebnidir. Amen tu. Nasar tu. Keteb tu. Değil mi? Fi mahalli raf'in mahallen merfudur tu. Hocam kendisinde lafzen tu, zamme var. Var ama amil sebebiyle oluşmadığı için oradaki tu'daki zamme nedir? Lafzen bir araba sahip değil de yine de mahallen diyeceksin. Çünkü mebnidir. Failun faildir. Katta'ne. Kata'a. Kata mücerredi. Katta'a. Tefil babu. Fi'lun mazin. Mazi fiildir. Mebni yun ale sukuni. Sukun üzere mebnidir. Niye? Li ittisalihi kendisine bitiştiği için. Ne? Bi zamiri raf'in raf zamiri. Nasıl bir raf zamiri bu? Müteharrikin harekeli. Tamam. Ve nunun nisveti. Nisve nunu. Sondaki nun. Nedir acaba? Zamirun muttasilun
Mebniyun alel fethi. Feth özleri mebnidir. Nundan bahsediyoruz. Fi mahalli raf'in. Mahalle merfudur. Fa'ilun faildir. Mebniyun alel zammi. Zamme üzeri mebniliğin izahı gelecek. Peşine ne geliyor? Emr-i hazırın irabı geliyor. Kitap güzel bir yönden çünkü ayetlerden örnek veriyor. Bu fiillerin irabını bitirdiğimizde Kur'an-ı Kerim'den bir yer açarız. Artık Yasin mi olur, Fetih mi olur? Oradan fiillerin irabını inceleriz. Ne anlattı bize? Harflerin tamamı mebni dedi. İsimlerin büyük bir kısmı dedi. Ama pardon, isimlerin az bir kısmı dedi. Peşine fiillerin büyük bir kısmı dedi. Fiilleri anlatıyor. Şu mebniliği bir bitirsin. Bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sayfalar üzerinde bu öğrendiklerimizi tatbik edeceğiz. Bakalım orada mebnilikleri fark edebiliyor muyuz? Ne derece öğrendik? Tatbik etmede sıkıntı yaşayacak mıyız? Onun icrasını yapacağız inşallah. Şu an için zamme üzere mebniyi de bırakıyoruz. Bırakırken şu tabloya dikkat etmenizi önerdik.